Ya ne oluyor? Alarmı kapatmayı unutmuşum dün. Vallahi çok da uykum var ya. Uyuyakalmışım zaten gecede. Keşke birazcık daha uyusaydım. Neyse artık kalkmış bulundum. Saatte daha sabahın 7'si, okul yok, bir şey yok. Bayram bayram bu kadar niye erken uyandım vallahi bilmiyorum. Neyse gideyim de elimi yüzümü yıkayayım bari. Oo, mis gibi oldum valla. Ama bugün kendimi birazcık çirkin hissediyorum ya. Bu arada buraya bir tane içecek gelmiş. İyi de ne alaka ya? Neden mi koydu acaba? Valla hala iyi görünüyor, bence içilebilir. Kapağını açayım şöyle. Oo, valla çok lezzetliymiş. İyi ki de içtim. Bir de kendimi daha güzel hissediyorum şu anda, niye bilmiyorum ama. Bir bakayım aynaya. Bayağı iyi görünüyorum. Yüz hatlarım, çenem, şuna bakın. Herkes sessiz olsun ve beni izlesin. Anam, hadi. Oğlum, ne oluyor? Dede, aynayı kırdım ben. Nasıl kırdın diye sorma. Galiba güzelliğimden kırıldı. Yo, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum dede. Az önce ne oldu inanamazsın. Kendimi bir anlık çok güzel hissettim ve aynaya baktım. Bir anda ayna patladı ya. Görünüşe göre benim şu yeni mugging formülümü bulmuşsun. Ne? Mugging formülü mü? Evet, bu içeceği içtikten sonra kime bakarsan etkileniyor. Yani aşık olmak gibi düşünebiliriz. Ama sebebini vallahi ben de anlamadım. Oo, bu çok değişik bir şey gibi duruyor. Ben birazcık bunu deneyebilir miyim dedi. Vallahi çok ilginç hissettirdi. Bakalım daha başka neleri patlatabiliyorum. Tabii ki deneyebilirsin. Kendini daha güzel ve daha iyi hissedeceksin. Bakayım jawline'ını. Of, vallahi çok iyi ama şu anda 1 derecede sadece. Bunu daha da fazla yükseltmen gerekiyor. Tamam dede, sen hiç merak etme. Ben senin deneyini başarılı çıkartacağım. Mesela televizyona mugging yaparsam... Bakalım ne oluyormuş? Şşş, sessizlik. Bugün jawline'ıma bakıyorsunuz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Anam! Oğlum televizyon patladı. Gerçekten de bu iksir işe yarıyor. Herkes güzelliğimden etkileniyor. Dede, tekrardan bir jawline'ıma kontrol edebilir misin? Kesin çok yükseldi. Heyecanlandım şimdi. Sonuçlar öncekine göre daha iyi ama sadece bir tane yükselmiş. Daha fazla çalışıp daha çok etkilemen lazım. Tamam dede, sen hiç merak etme, ben şimdi hallediyorum. Bak şimdi pencereye yapacağım aynısını. Nasıl oldu? Bana pencerede patladı. Evde 9 tane var, hepsine aynısını yaparsam. Oo, bir sürü mugging kasarım valla. Bu ikinci pencere. İşte bu kadar. Hepsini de kırdım he. Oğlum ben nasıl bir güzelmişim böyle. Camlar bile beni gördüğü zaman kırılıyor. Dede, jawline'ım çok iyi ha. Bir kontrol et istersen. Vallahi sonuçları ben de çok merak ediyorum. Bence senin şu iksir işe yarıyor gibi. Şu anda 11 santim çıkmış. Gayet iyi görünüyor. Ama daha da fazla büyütmen lazım. Doğru söylüyorsun dede. Ben en iyisi böyle dağıtacak bir şeyler bulayım. Mesela yatağım. Acaba bu bakışımdan etkilenir mi ki? Merhaba, ben bugün çok güzelim. Mesela jawline'ım. Aşırı büyük, baksana. Anam. Oğlum nasıl dağıldı yatak bir anda? Ya benden bu kadar etkileneceğini gerçekten düşünmemiştim dede. Benim yatak var ya artık yok ha, haberin olsun. Şu jawline'ıma bir bak bakalım kaç olmuş. Oo, 13 santim. Gerçi ben daha fazla bekliyordum ama neyse. Bu şekilde dedemin iksirinin daha güçlü olduğunu kanıtlayabiliriz aslında. Dede merak etme, bu iksirin gücünü kanıtladıktan sonra her yere satıp bir sürü para kazanacağız. Ondan sonra gidip başka bir ülkede yaşayacağız. Mesela bir de şu havuçların üzerinde deneyelim. Merhaba havuçlar, jawline'ıma bakın. Anam, yine patladı hepsi. Ama sadece +4 verdi ya. Bir de belli bir süre havuç yemeyeceğiz. Dede ne yapıyorsun?
Ya ben bahçeyi birazcık mahvettim ama gerçekten çok çok daha güzel ve iyi hissediyordum. Yani javlaynımın kontrol etmem gerekiyordu etkileyiciliğini. O zaman şöyle bir bak hadi. Javlaynım 17 santim olmuş. Aslında biraz iyi ama daha da büyütmeye devam etmen gerekiyor. Daha etkileyici olmalısın. Demek daha etkileyici. O zaman diğer insanlar üzerinde deneyebiliriz bence. Mesela şuradaki limonatacı amca. Merhaba limonatacı amca, nasılsın? Bu sefer limonata almaya gelmedim. Ama sana bir şey göstereceğim. Hazır mısın acaba? Ne oluyor? Daha önce javlaynımı görmüş müydün? Önce sessiz ol ve şimdi javlaynıma bak. Oha! Oğlum diğer insanlarda da işe yarıyormuş. Hatta daha da fazla büyütüyor. Artı 20 verdi, gördünüz mü? Dede bu iksir efsanevi bir şey ya. Hem auramı değiştirdi hem de artık çok çekici ve güzelim. İnsanlar patlıyor beni görünce. Sadece ayna değilmiş. Kızım ben oradan limonata alacaktım. Niye patlattın adamı ya? Neyse başka bir yer buluruz artık. Şimdi şu javlaynına bir bakalım. Acaba kaç santim olmuş? Benim iksir birazcık fazla güçlü çıktı. 37 santime çıkmış. Ama bu bizim için yeterli değil. Bu javlaynı daha da fazla büyütmemiz gerekiyor. O yüzden farklı şeyler düşün. Farklı şeyler. Tamam dede, ben bunu biraz düşüneyim. Hatta aklıma geldi bile. Oğlum dedemin arabasını da yapabiliriz böyle. Hemen deneyelim bakalım. Merhaba garajdaki araba. Sessiz ol ve javlaynıma bak, tamam mı? Biliyorum etkilendin. Oo, artı 50 verdi. 50 verdi de dedemin artık arabası yok ya. Umarım kızmaz bana. Dede şey bir şey söyleyeceğim de. Senin araban vardı ya. Artık araban yok yani, haberin olsun. Ne? Neyse bunların hepsi deney için. Bir şey olmaz bu seferlik. Bakayım şu camlayının kaç santim olmuş acaba. Hızlıca ölçüyorum şimdi. Bakayım şöyle. Oo, bayağı fazla çıktı. 87 santim. Ama bizim için yetmez. Bizim iksiri daha fazla büyük bir şey için tanıtmamız gerekiyor. Ya dede sen de bir türlü memnun olmuyorsun ha. Bir sürü şey yaptım. Yani her yeri patlattım neredeyse. Neyse sen istiyorsun diye yine birkaç tane şey bulacağım artık. Yapacak bir şey yok. O zaman ben geliyorum. Bence evdeki resimler üzerinde de deneyebiliriz bunu. Anam, vallahi işe yaradı. Hepsine yapacağım aynısını. A few moments later. Sonuncu da patlattım. Oo, yine bir sürü javlayın kastım ha. Dedeye bir bakabilir misin? Acaba javlayınım kaç santim oldu? Bakayım mı kızım? Ama pek de hala tam işe yaramış gibi değil. Ama şöyle bir ölçtüğümde. Oo, 96 santim. Aslında iyi görünüyor. Ama bence daha fazla değişebileceğini göstermemiz gerekiyor. Formül işe yarıyor dede. Kendimi çok daha güzel hissediyorum biliyor musun? Birkaç şey daha kontrol edip gelirsen eğer ben de kontrollerimi tamamlayacağım. Acaba başka nerede deneyebiliriz? Bence bir mutfakta deneyelim. Acaba mutfağı etkileyebilecek miyim bakalım? Merhaba javlaynıma bakmak ister misin mutfak? Anam! Vallahi istermiş. Hem de artı 250 verdi. Neyse mutfağın bu halini görmek bile istemiyorum. Dede senin odanla 2 dakika işim var. Merhaba dedemin odası. Javlaynımı gördün mü acaba? Baksana. Ay dede vallahi kusura bakma ya. İstemeden oldu. Herkes güzelliğimden etkileniyor. Bu arada önüme koltuk düşmüş de. Acaba bir javlaynımı kontrol edebilir misin? Vallahi çok merak ediyorum kaç santim olduğunu. Bu iksir efsanevi bir şeymiş ya. Hemen bakalım kızım. Acaba bu formül daha ne kadar büyütebilirmiş javlaynı? Bir de şu güçlendirici iksiri iç bakalım. Ne varsa ver dede, içerim. Oo vallahi çok lezzetliymiş. Ne oldu şimdi? Anam! Kendimi çok daha etkileyici hissediyorum. Bunu hemen dışarıda test etmem lazım. Mesela şu evin bahçesinde deneyebiliriz. Javlaynıma baksanıza, evin bahçesi. Oha! Bahçe bile patladı. Oğlum bu nasıl bir şey böyle? Javlaynıma bakın. Kendimi değişiyormuş gibi hissediyorum. Bakışlarım.
İşte şimdi yüzüme bakmaktan korkabilirsiniz. Çünkü gerçekten dünyanın en etkileyeceği insanı ben olabilirim. Hatta buradaki ağaçları bile etkileyebilirim. İnanmıyorsanız bakın. Merhaba ağaçlar. Javlaynıma bakmak ister misiniz? İşte bu da kanıtı. Oğlum her yeri yerle bir ettim. Benim acilen başkana ulaşmam lazım. Bu ülkeyi hatta bu dünyayı benim yönetmem gerekiyor. Başkanın numarası var mıydı acaba ya? Heh, şu duvarda yazan 409-09097 arıyorum. Dünyaya ne oluyor böyle ya? Neyse bir dakika, telefon çalıyor. Alo. Şu anda başkanla konuşuyorsunuz. Ne istemiştiniz acaba? Alo başkan. Merhaba, ben Durefix. Sizinle tanışmak istiyorum da ayrıca size bir teklifim de var. Onun için aramıştım tamamen. Sizinle acilen yüz yüze görüşmem lazım. Neyse, ya da telefonda söyleyeyim. Benim ülke yönetimini komple kendi üzerime almam gerekiyor. Sen kafayı mı yedin çocuk? Benimle dalga geçiyorsun galiba. Hayır, dalga geçmiyorum. Beni dinleyin şimdi başkanım. Size bunu kolay yoldan nasıl halledilir onu göstereceğim. Ne diyorsun, anlamıyorum hiçbir şey. Ne oluyor burada? Biliyorum, sen de herkes gibi bana bakmak istiyorsun. Ve hatta javlaynıma. Ne oluyor? Kendimi garip hissediyorum. Alo? Başkan? Ana, başkan öldü galiba. Oğlum yönetime geçtim direkt, gördünüz mü? Vallahi bu kadar hızlı olacağını tahmin edemiyordum. Dedem benimle gurur duyacak. Başkana kadar herkesi etkiledim. Şimdi de sıra uzaylılarda. Bu gücümü onların da tatması gerekiyor. O zaman şimdi bütün gücümü kullanma vakti. Uzaylılar, size söylüyorum. Acil javlaynıma bakmanız lazım. Lan Selami, bize sesleniyorlar şu aşağıdaki gezegenden. Oğlum buradan da bir türlü olay bitmiyor ya. Sürekli bize salça olup duruyorlar. Ne diyor bu canlar mallar falan bir şeyler söylüyor. Bizde kralı var gerçi de. Neyse hadi gelin bir gidip bakalım. Belki bir iş çıkar bize de. Alo, size diyor mu? Anam. UFO gönderdiler. Bir de çakıldı yere. Aha. Geldi vallahi, geldi. Kanki hoş geldin ya, ne yapıyorsun? Ya ben javlaynıma bakın diye çağırmıştım da nasıl görünüyor? Ben 52 yıldır uzaylıyım, böyle javlayın görmedim. O yüzden seni javlayın kralı ilan ediyorum uzayda. O zaman benden bir bakış daha hak ettiniz. Herkes sessiz olsun. Sadece javlaynıma bakın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.